Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz yorumlara gelen, sıkça sorulan sorularla alakalı. Bu sorulara cevap vereceğiz. Bu soruları arkadaşımla not ettik. Arkadaşım soracak, ben cevabını vereceğim. Hadi başlayalım. Şimdi birinci soruyu sorayım. Şimdi yorumlara çok, bu özellikle çok yazıldığı için ilk olarak soracağım soru. PVC pencere contalarını kendimiz değiştirebilir miyiz diye sormuşlar. PVC pencere contalarını kendimiz değiştirebiliriz arkadaşlar. Pima pencilerden alıp contayı, diğerini söküp, videoları var, videomuzdan izleyip yapabilirsiniz. Bir ikinci soru, PVC pencerelerde gene çift açılımlarda sadece ispalet kısmı kırıldığı zaman sistemin komple değişmesi gerekiyor diye bilgi vermişler. Sadece parça, kırılan parça değişiyor mu? Neye dikkat edilmeli? Sadece kırılan parça değişebiliyor ama dikkat edilmesi gereken şu, aynı marka olması gerekiyor. Atıyorum Ali markası, Ali markasını alıp Ali markasıyla değiştirebilirsiniz. Ali markasına Veli markasını takamazsınız. Yani parça olarak değişebiliyor ama markaya dikkat etmek şartıyla. Tamam. Şimdi ikinci soru şu. Penceremizi açıyoruz mesela. Şu şeyler kırılıyor. Evet. Kendimiz değiştirebilir miyiz? Nereden temin edebiliriz diye sormuşlar. Karşılık veya zamak diyoruz biz bunlara. Alırken de neye dikkat etmemiz gerekiyor? Karşılık olarak değişiyor. Kendiniz değiştirebilirsiniz. Evet. Matkabınız varsa veya vidayı açabilecek bir tornavidanız varsa söküyorsunuz. Aynısını götürüyorsunuz Pima Penci'ye. Pima Penci'den ben bunu istiyorum diyorsunuz. O da aynısını veriyor size. Şunu söyleyeyim. Bunun incesi vardır, kalını vardır, farklı çeşitleri vardır. 13 aks ve 9 aks olarak iki modeldir. Ama modelleri farklıdır tabii ki de. Ya 13 aks'tır. 13 aks yeni tiplerde, 9 aks eski tiplerde. Ona göre değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. 3 4. sorumuz da pencerem diyor. Pencere yani camın içinde diyor buharlanma oluyor diyor. İçinde, dışında değil. Arkadaşlar, pencerenin içinde olan buharı kendiniz temizleyemezsiniz. Bu fabrikasyon veyahut da camcıların yaptığı bir şeydir. Camı söküp yerinden fabrikaya veya camcılara götürüp kenarındaki macunla temizlenip açıldıktan sonra silinir, tekrardan takılır. Ama bunu kesinlikle kendiniz yapamazsınız. Peki sonraki yorum, PVC pencerede tercih etmemiz yani kalite fark ediyor mu diye sormuşlar. PVC pencerelerde kalite farkı var arkadaşlar. Atıyorum Alman malı bir PVC pencere var veya Türk malı kaliteli olan var. Türk malı yeni dandik olanlar var. Ülkemizde genel olarak kullanılan PVC pencere markası Adopen veya Fratpen'dir. Kalitelerini artık siz değerlendirirsiniz. Biz onun yorumunu yapamıyoruz. Kapılar içinde aynı ayarlar geçerli mi diye sormuşlar. Çift açılım özellikle, çift açılım ayarlarında. Çift açılım ayarlarında yine kanalımda video var. Kapılar içinde aynı özellikler geçerlidir. Ayar yerleri hepsinin aynıdır. 5 Alyan'la birçok ayarını zaten halledebiliyorsunuz. Ayrıyetten tornavida, yıldız tornavidayla da diğer ayarlarını halledebiliyorsunuz. Sonraki sorumuz PVC kapılarda, kilitli kapılar diye soruyor herhalde. Genelde giriş katlarına takılıyor. Bunun kilit değişiminde neye dikkat etmemiz gerekiyor diye sormuş bir kullanıcı. Kilit değişiminde neye dikkat etmeliyiz? PVC kapılarda şeye dikkat etmeliyiz. Göbek dediğimiz mevzuya dikkat etmemiz lazım. Bunlar da tabii çeşit çeşit değişiyor. 75'lik, 90'lık diye gidiyor arkadaşlar. Söküp götürüp ona göre almanız lazım. Yani hepsi birbirine uymaz. Veya kendinden göbekli olanlar var. Onu da söküp götürüp ona göre değiştirebilirsiniz. Bazıları çift açılımdır. Bazıları tek ispanyolettir. Bunu da söküp o boyana göre alabilirsiniz. Dediğim gibi daha önce de 13 aks ve 9 aks olarak ince kalın olarak iki model vardır onda da. Sonraki sorumuz pencere ile mermerin arasında boşluk var diyor. Yani çatlamış muhtemelen.
Bunu neyle kapatabiliriz diye sormuşlar. Arkadaşlar, bunu çekomastikle kapatıyoruz. Hem pencerenin dışına hem ev tarafında olan iç tarafa da kenarlarına çekomastik çekiyoruz. Bununla ilgili videomuz yok ama çekeceğiz arkadaşlar. Şu burayı mermer olarak düşünün. Şu araya çekiliyor arkadaşlar. Bu araya çekiliyor. Bununla ilgili evet kanalımızda bir şeyimiz var. Eksiğimiz var. Bunu da en kısa sürede size bilgilendireceğiz. Son bir soru daha var. PVC pencere kolu değişimi nasıldır? Yani kolay mı, zor mu? Nasıl yapılması gerekiyor? PVC pencere kolu değişimi aslında çok kolaydır. Kolaydır ama dikkat etmemiz gereken şu. Penceremizi açtığımızda açarken bu kolun fırıl fırıl dönmesi demek sizin ispanyoletinizin göbeği kırılmış demektir. Şurada göbek var arkadaşlar içte. O göbek kırılmış demektir. Bunu değiştirseniz de bir işe yaramaz. İspanyoleti değiştirmek zorundasınız. Kolu değiştirmek için aslında çok basit. Pencerenizi kapalı konuma getiriyorsunuz. Sonra şu şekilde açıp yana çevirdiğinizde iki tane vida var arkadaşlar. Bu iki vidayı söküyorsunuz. Tekrardan yeni kolu takıp iki vidayı sıktığınız zaman zaten delikler aynı deliklere girdiği için kolaylıkla değiştirebilir arkadaşlar. Peki kol alırken kolda herhangi bir şekilde kalite farkı var mı? Hani plastiği Kalite var. farkı var. Bu plastik kol. Bunun bir de alüminyum kolu var. Kalite farkı tamamen iki çeşit olduğu için iki kolla sabittir. Plastik kolu tercih edebilirsiniz. Ucuz olduğu için. Ama daha kaliteli bir şey istiyorsanız alüminyum kolu tercih etmek zorundasınız. Başka soru var mı? Son olarak pencerenin kenarından, dış kısmından çatlaklar var diyor. O mermerle aşağı yukarı aynı soruya benzer bir soru. Bunu aynı şekilde içeriden de yapmak gerekiyor mu diye sormuşlar. Hani dışarıda çatlak var, içeride anladığım kadarıyla sorun yok Şu gibi anladım ben. şekilde mastikle yeni halledebiliriz. Ama o anladığım kadarıyla biraz önceki sorunun aynısını sormuş. Dediğim gibi mastik çekiyoruz buraları. Ama şu var. Kamerayı şöyle getirirsen şuradaki buradan herhangi bir şey giriyorsa içeriye su vesaire giriyorsa burada pencereyi açıp contaları değiştirmeniz gerekir. Contaları değiştirdiniz. Yine ayar tutmuyor. Ayar tutmadığında plastik conta dediğimiz gene kanalımızda onun da videosu var. Oradan bilgi sahibi olup contaları pencerenin kanadının kenarına çekip o sorunu da öyle giderebilirsiniz. Yani sizin sorduğunuz soru başkaydı. Ben bir soru daha ekledim. Kanattan gelen şeyi, suyu nasıl engelleriz? Bir de kanalları temizlemek gerekiyor tabii. Bu tarzda yorumlar geldikçe bu şekilde video tarzında hazırlayacağız, değil mi? Evet, bu tarzda sorular geldikçe video tarzında size de soru cevap şeklinde Görselli olarak. görselli olarak anlatacağız arkadaşlar. Başka soru yok ise Şu an yok, bu kadar. Teşekkür ediyorum. bizi inşallah bilgilendirici bir video olmuştur. Buradan izleyip detaylı bilgilere kanalımda mevcut olan videolardan izleyip detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.